Korona'ya yakalandım ve eşim de yakalandı. Ağır da geçirdik. 20 gün kadar hastanede yattım. 2 aya kadar da tedavilerim sürdü. Diğer tedavilerim de sürdü. Bunun yanında açık havada, temiz havada hareket etmek, dolaşmak gibi ihtiyaçlarım oldu. Solunum jimnastiği yapmak durumunda kaldım. Bir takım vücutta kilo kaybı olabiliyor. Beslenmeme onun için yeniden dikkat etmek zorunda kaldım. Kaybettiğim kiloları tamamını almadıysam da bir kısmını geri almak durumunda kaldım. Çünkü onunla vücudum tekrar yeniden dengesini buldu. Bu hastalıkta sadece solunum yolları veya akciğerler etkilenmiyor. Bazen kalbiniz de etkileniyor, damar sisteminiz etkileniyor, organlarınız etkileniyor. Beyin etkileniyor, karaciğer etkileniyor, böbrekler etkileniyor. Yani birçok organımızı da etkileyebilen bir hastalık. Ama birçoklarının da hastalığı ayaktan geçebiliyor. Yani farkında bile olmadan da geçebiliyor. Yaptığımız, çünkü önemli, bazı iş yerlerinde bir kişinin hasta olması daha başka kişilere de bulaşmasına neden olduğu için genellikle iş yerlerinde taramalar yapılıyor, PCR testleri yapılıyor. Yapılan testlere göre bulaşmış olan, PCR pozitif olan kişiler izole ediliyor ve diğer kişilerin sağlığının korunması için çaba gösteriliyor. Ve iş yerlerinde dolayısıyla etkileyen bir pandemi. Bundan sonra aşı da inşallah ciddi bir fayda sağlar. Yani bunun fayda sağlayacağı tabii bilimsel olarak bekleniyor. Ama bunun faydası %70 olabilir, 80 olabilir, 90 olabilir. Yani temennimiz inşallah %100 fayda sağlayan aşılarla aşılanırız ve toplumda bir an önce bu beladan kurtulmuş olur.